Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rüyanızda bolluk ve bereketi remzeden, temsil eden, bolluk ve berekete yorulan rüyalar nelerdir? Biraz bunlardan bahsedeceğiz Allah nasip ederse. Değerli kardeşlerim, mesela rüyada bebek görmek çok böyle bolluğa, berekete, kazancın, malın, mülkün artmasına işaret eder. Hele hele böyle güzel çocuklar, şirin bebekler falan görmek çok güzeldir. Çok bereketlidir hocam. Yine su görmek. Su izzettir zaten. Şereftir, temizliktir, paklıktır, bolluktur, berekettir. Toprağa tohumu diktin. Ne lazım? Su lazım. Yağmur lazım. Değil mi? Güneş görmek. Güneş güzel, böyle sıcak bir hava. Rahatsız etmeyen, böyle perişan etmeyen, yapış yapış, nem falan, onu demiyorum. Açık, güzel bir hava, güneş. O da aynı anlamda bolluk ve bereket. Mesela yangın görmek çok enteresandır. Rüyada yangın görmek, bir takım kaynaklarda kötüye yorulsa da ekseri tabirlerde değerli kardeşlerim, yangın görmek de yine bolluk ve bereket anlamlarına gelmektedir. Gelin bu rüyaları biraz açalım. Bakalım detayları bizi nerelere götürecek. Mesela rüyanızda bebek gördüyseniz, bebek hocam güzel haberdir. Sevince işaret, mirasa işaret, ya şifaya işaret. Hasta için mesela şifa anlamı var. Rüyasında diyor bebek gören hastalıktan, üzüntüden kurtulur. Borcu harcı varsa Allah Teala ona bir ihsan eden bir kapı açar. Ha, mesela çirkin, cılız, zayıf, sıska böyle bir bebek, o da tatsız haberlere, dedikodulara işaret eder. Üstü başı kirli bir bebek çok kısa bir süre içinde hocam para geleceğine. O Allah Allah. Tabii zıt tabir. Çocuğun üstü başı kirliyse mesela o para geleceğine işaret. Mesela Molla Cami der ki, İmam-ı Molla Cami, rüyada erkek çocuğu görmek hocam. Eğer erkek çocuğu gördüyseniz Molla Cami'nin tabirine göre bu rüya müjdeye işaret eder. Kız çocuğu görmek bolluk, bereket, şeref, zorluktan sonra karşılaşılan kolaylık, sevinçli bir işle karşılaşmak gibi kardeşlerim anlamlara gelmektedir. Mesela özür dilerim, sevilen, böyle rüyada ağlayan bir bebek gördüyseniz eğer kardeşler, bu halk arasında itibar gören bir insanın güzel ve tatlı sözlerine işaret eder. Ve bebek haberdir derler yani. Güzel haberlere, iyi haberlere, girişilen işlerdeki başarılara, piyasaların böyle ucuz olacağına, ondan sonra mahsullerin, ürünlerin, tarlaların, ağaçların, meyvelerin bol bereketli olacağına işaret eder. Ya ağlayan bebek kısmet anlamına da gelir diye de yine kardeşlerim tabir edilir. Mesela rüyada yeni doğmuş bir bebek gördüyseniz eğer, yeni doğmuş bebek hocam çok da iyiye yorumlanmıyor, biliyor musun? Yeni doğmuş ve güzel giyimli falan giyinmiş tertemiz bir bebek, o sağlıklı ve sevinçli görünüyorsa sıkıntının çabucak atlatılacağına, o sıkıntının önemsiz olduğuna işaret eder. Değerli kardeşlerim, eğer mesela bebeği bir cami avlusunda terk edilmiş halde gördüyseniz bu neyi remzeder? Kardeşler, akrabalar yoluyla gelecek paraya, yani mirasa işaret eder. Bir yerden para geliyor diyebiliriz yani buna. Böyle işsiz güçsüz birinin bebeğinin beşiğini salladığını görmesi
Allah falan böyle bir şeyini salladığını görmesi, ninniler söylediğini görmesi yakında bir işe gireceğine, paralar kazanacağına işaret etmektedir sevgili kardeşlerim. Rüyada su görmek yine o da çok bolluğun, bereketin, anladın mı? Hoş bir hayatın, güzel bir rızkın, ondan sonra iyilik sever insanların işaretidir. Eğer rüyanızda su gördüyseniz bu sadık dostlara işaret eder. Devlet erkanından veya manevi anlamda alim insanlara, büyüklere böyle yaklaşmaya, efendim din güzelliğine yorumlanır. Tabii mesela bulanık su, böyle pis su, çamurlu su görmek o biraz üzüntüye yorumlanır. Ama berrak su görmek o da rızık, bolluk, bereket anlamında efendim tabir edilir. Mesela biraz açayım bunu. Bu çünkü önemli bir konu hocam. Eğer rüyanızda bulanık veya çamurlu su gördüyseniz bu üzüntü, keder, geçim darlığı, fitne, karmaşa, kavga, gürültü falan. Ama böyle bir suda yıkanıp çıktığını görmek o da üzüntüden, hastalıktan, dertten, tasadan kurtulmak anlamına gelir değerli kardeşlerim. Berrak bir su temiz hayat, bol rızık ve sıcak su, çay suyu gibi sıcak bir suyu içtiğini görmek o hüzün. Hüzün. Ama bir pınardan, gürül gürül çeşmeden, pınardan, oluklardan falan böyle ondan sonra tatlı tatlı güzel güzel su içmek, o da muradına ermek, hayatını mutlu bir şekilde sürdürmek anlamlarına gelir. Ya kardeşlerim güzel bir rüyadır yani. Akarsu görmek mesela ticaret ve kazanca işaret. Temiz bir suya atladığını görmek, çabuk bir sevince erişmek anlamına gelir. Tuzlu su görmek geçimde bazı güçlüklerle karşılaşacağınıza işaret. Suyla yıkandığını görmek borcundan kurtulacağına, bol bereketli bir günlerin sizi beklediğine işaret. Efendim dalgalı suda böyle rahat rahat yüzdüğünüzü görmek o da hem maddi hem manevi olarak ilerlemek anlamına gelir kardeşlerim. Ağaç ve bitkiden damlatılan öz su görmek bu kardeşlerim salihlerin çocuklarına, ilmin ve hikmetin hasına işaret eder. Su bekarlar için evlilik anlamı da var ha. Hani bolluk bereket dedik ama eğer rüya sahibi bekarsa evlilik anlamına da gelir kardeşlerim. Allah-u Teala hayra çıkarsın. Allah'ım hayırlar versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.